Herkese merhabalar son zamanlarda çok fazla kullandığımız ve çevremizde çok fazla duyduğumuz muhtemelen sizlerin de duymaya başladığı dolap uygulaması ile ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedik Öncelikle dolap uygulaması nedir bundan bahsedelim ee, Dolap uygulaması Trendtool'un çıkarmış olduğu bir uygulama Bu yüzden oldukça güvenli bir uygulama en başında bunu söyleyebilirim Çok rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz uygulamayı Buradaki amaç e, genel itibariyle kişilerin kullanmış oldukları eşyaları, hani ikinci el eşyaları satmaya ya da almaya yarayan bir uygulama. Ve oldukça da güzel bir uygulama. Biz genelde e, çocuğumuz için böyle bir şeyler alıp satıyoruz. Çünkü genelde bildiğiniz gibi e, küçük çocukların ya da orta yaşlı çocukların kıyafetleri çok fazla küçük kalıyor, çok uzun süre giyemiyorlar. Ve çok uzun süre kullanamadıkları için de çok yıpranmamış oluyorlar. Bu sayede e, bu çok yıpranmamış olan ürünleri burada rahatlıkla satabiliyorsunuz ya da çok yıpranmamış ürünlerden az kullanılmış ürünlerden rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Öncelikle yapmanız gereken tek şey e, bir hesap oluşturuyorsunuz uygulamaya girdiğiniz zaman. Hesap oluşturduğunuz zaman da e, adresinizi, IBAN numaranızı yazmanız gerekiyor. Bunlar oldukça güvenli çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Çünkü siz ürün aldığınız zaman ya da ürün sattığınız zaman dolap uygulamasından size bir mesaj geliyor. Siz karşı tarafın adresini tam olarak göremiyorsunuz. Ee, kargoya gittiğiniz zaman o kargo numarasını mesaj numarasını veriyorsunuz ve o mesaj numarasıyla beraber satın alan kişiye kargonuz gönderiliyor. Ürünü siz sattığınız zaman örnek veriyorum. Diyelim bir ürün sattınız. Ee, karşı taraf ürünü alıyor. 3 gün içerisinde kargoya vermeniz gerekiyor. 3 gün içerisinde kargoya verdikten sonra ürün karşı tarafa teslim olduktan sonra da belli bir süresi var bunun. Karşı taraf ürünü onaylıyor. Ya da şöyle bir örnek vereyim yine size. Ürünü aldınız ama aldığınız ürün çok kötü çıktı. Fotoğrafta gördüğünüz ya da anlatıldığı gibi çıkmadı. Bu sefer de ürünle ilgili şikayette bulunuyorsunuz. Dolap uygulaması sizin ödemiş olduğunuz parayı alıcıya göndermiyor. Sizin anlaşmanız için size bir zaman tanıyor. Bu süre zarfında siz isterseniz anlaşmayı iptal edip parayı iadesi istiyorsunuz ya da e, satıcıyla konuşup daha uygun bir fiyattan anlaşabiliyorsunuz. E, alış satışı bu şekilde. Bunun dışında biraz şeyden bahsedeyim isterseniz. Nasıl ürünü yüklersiniz satmak istediğiniz zaman? Şimdi ürün ekle bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan galeride daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflardan eee ekleyeceğiniz ürünün fotoğraflarını seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bakın sonraki diyorsunuz. Burada kategori seçiyorsunuz. Bebek çocuk kategorisi, kız çocuk, ayakkabı, günlük spor ayakkabı diyorsunuz. Ayakkabının rengini seçiyorsunuz. Daha sonra modelini seçiyorsunuz. Numarasını seçiyorsunuz ve kısa bir açıklama. Bizim ürünümüz az kullanılmış. Ürün başlığı ben kız çocuk Nike spor ayakkabı yazacağım ve açıklama ekleyeceğim altına da. Açıklamaları yazdık. Sonraki diyorsunuz. Biz bu ürünü kaç aldığınızı soruyor size. Bu arada kargo parasını alıcı ödüyor arkadaşlar. 240 lira almıştık. Zaten size öneride bulunuyor. Bakın 60 lira öneriyor. 60 lira önerdik biz de. 60 liraya sattığımız zaman bunun 54 lirası bize geliyor. %10'luk kısmı dolapın kendi karı oluyor arkadaşlar burada fiyat teklifini açık diyorsunuz Çünkü otomatik fiyat kabul ederseniz karşı taraf 10 lira bile teklif etmiş olsa otomatik olarak kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden fiyat teklifini açık demenizde fayda var. Ön izlemeyi gördük. Onaya gönderiyoruz. Şimdi dolap ürünü kontrol edecek. Herhangi bir sıkıntı yoksa onayını verecek. Bu şekilde ekranda göreceksiniz. Bakın bunlar da bizim daha önce koyduğumuz ürünler. Bu ürünlerle ilgili bize teklifler geliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum biz e, bu kot montu Zara model, Zara marka daha doğrusu 45 liraya koymuştuk. Bunu beğenenler oluyor. Bununla ilgili bize teklifler geliyor ve biz de tekliflere cevap yazıyoruz. E, örnek veriyorum işte 45 lira değil de 40 lira olmaz mı diyorlar. Siz de buna göre cevap veriyorsunuz. Mesela bakın burada biz bunun fiyatını indirebiliyorsunuz ya da fiyatını değiştirebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Fiyatı değiştirdiğiniz zaman beğenen kişilere otomatik olarak mesaj gidiyor. Sizin beğenmiş olduğunuz ürünün fiyatında düşüş oldu diye. Ya da ürün nasıl alırsınız? Ondan da çok kısa bir bilgi vereyim isterseniz. Bakın burada burada ürünü giriyorsunuz. Nedir? Örneğin Nike olsun. Buradan filtreleme yapalım. Bir kategori seçelim. Erkek. Ayakkabı. Basketbol ayakkabısı. Buradan bir beden seçelim arkadaşlar. 43 numara. Şimdi devam ediyoruz. Ürünleri gösterecek bize. Bakın burada birçok ürün çıktı. Örnek veriyorum bir tanesine girelim. 235 lira. Satıcının notları var. Siz buradan bu ürünü 235 liraya almak durumunda değilsiniz. Teklif vererek istediğiniz fiyatı sunabiliyorsunuz. Örneğin nedir? İşte %10, %20 ya da %30 indirimli ee, seçenekler çıkarmış ya da siz kendiniz buraya girerek kendi teklifini oluşturabiliyorsun. Örnek veriyorum 100 lira 150 lira ne kadar istiyorsanız verebilirsiniz. Dediğim gibi ikinci el ürünlerin az kullanılmış ürünlerin karşılıklı anlaşarak işte daha çok pazarlık yoluyla alınım satıldığı bir uygulama. Bu arada çok güvenli olduğundan bahsetmiştim. Dediğim gibi aldığınız ürün hatalıysa ise, sorumluysa ise, çok rahatlıkla iade edebiliyorsunuz. Burada alışveriş e, sattığınız ürünlerin parası sizin hesabınıza birikiyor. Bu paraları kendi hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Ya da bu paralarla normal ürün alışverişi yapıp orada da kullanabiliyorsunuz. Biz yaklaşık e, 6-7 aydır kullanıyoruz ve oldukça memnunuz uygulamadan. Ve sizlerde tavsiye edebileceğimiz bir uygulama. Oldukça güvenli bir uygulama. Güzel ürünler aldık, güzel de ürünler sattık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer başka sorunuz olursa yorumlar kısmına yazarsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.